sabahlarda. Cam filmi lumar 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 lumar. Tasarruf tüm olay. Saat 5.30'da Atan Gül ne yapıyor? Zaten başlıktan da anlayacağınız üzere bir araba almaya gidiyorum arkadaşlar. Bunu sizle paylaşırsam zaten arabayı almışımdır büyük ihtimal. Yani hem günlük bineyim hem işte piste girelim hem bir şeyler yapalım. O tarzda bir araba niyetim vardı. Sizin de içinizde hangi araba varsa Allah size en yakın zamanda nasip etsin arkadaşlar. Hep birlikte yapıyoruz bu işleri. Hep birlikte bir yerlere varıyoruz. Bilginiz olsun. Neden bu arabayı tercih ettim? Zaten ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim size. Neler yapacağız bu arabayla onları da açıklayacağım. Şimdi sabah 5.30 olduğu için yeni kalktım. Kusuruma bakmayın. Açılışı buradan yapmak istedim. Şimdi metroya bineceğim. Sabiha'ya geçip oradan da uçakla Antalya. O zaman yeni araba serüveni başlasın. Görüşürüz. En son metroya biniyorduk. Sabah 5.30'du. Şimdi saat 8.30. Biz hala uçamadık. Neden uçamadık? Son 15 dakika kala kapıdan almıyorlarmış. Neden metroya bindiysen bilmiyorum yani. Normalde bu tarz yerlere araba kiralayıp tik tak mik tak falan o tarz şeyler yapıyorum ama metroyla gelmek istedim. Yetişemedik açıkçası. Şimdi bir tane daha bilet aldık. 9.50'ye. Onunla uçacağız. Bakalım. Sabah sabah başladık yine serüveni ama güzel olacak. İnanıyorum. Araba güzel çıkacak. Sizle de bu videoyu paylaşacağım. Süreci hep birlikte göreceğiz. Biraz heyecanlıyım. Kusuruma bakmayın. Bundan dolayı. Gündelik bir arabaya ihtiyacım vardı. Son zamanlarda işlerin artmasından dolayı da bir yerlere giderken hep bir araba kiralama, o bu şu derken gündelik arabam yoktu. Hep birlikte bu arabayı yapacağız. Neler yapacağız? Ama videonun ileri kısımlarında eğer alırsam söyleyeceğim sizlere. Antalya Havalimanı'nda açmayı planlıyorduk ama nasip öyleymiş. Size bu ufak bir bilgilendirmeyi yapmak istedim. Şimdi bir sonraki dakikalarda Antalya Havalimanı'nda görüşürüz. Sonunda Antalya'ya inebildik. Şu anda galerideyim. Arabaya bakıyorum arkadaşlar. Araba güzel. Yani ilk izlenim güzel. İlk yarışta aşka inananlardanım ben de. Ama eksikleri var tabii ki de. Yaşına göre normal bu tarz eksikler. Şimdi gösteriyorum ne aldığımızı. Alacağımızı veya da bilmiyorum. Daha şu anda ekspertizini kendi çapımda yapıyorum. Sonra gideceğiz ekspertiz 9 arabaya. Ona göre ilerleyeceğiz. Buyurun. E9316 arkadaşlar. Şöyle ezikleri, çizikleri, gamzeleri var. Onlar çok normal şeyler. Zaten boyaları da var arabanın. Ben size bununla ilgili zaten detaylı bir şekilde anlatırım. Recaro'su var. Manuel vites zaten bunların çoğu. Hepsi daha doğrusu. LC'ye geçtikten sonra otomatiğe döndü. Ben özellikle manuel istedim. Ve özellikle sunroofsuz istedim. Katlanır aynası var. Isıtması var. 140 binde, 142 binde. Şey pardon, 242 binde. Şöyle bakalım. Evet. 242 binde arkadaşlar. Güzel. Şu ekranı sevmiyoruz biliyorsunuz. Orijinalciyiz biraz. Benim tarzıma uygun. Şimdi ne yapalım? Ekspertize gidelim. Replika bir jantları var. Buralarında boyalarında bir sıkıntılar var. Bunları zaten büyük ihtimal yaptırırız. Bir kapı değişik. Sol ön çamurluk değişik. Sağ sol yanında boya var. Şöyle macunları var burada. Hatta macun patlamış. Bunları da zaten güzel bir şekilde kazıtıp boyatırız. Yani ilk izlenim dediğim gibi bunları bekliyordum. Ama eksikleri var. Yok değil yani. Birazdan şöyle göstereyim. Ön tarafını göstereyim. Ön tarafında kaputunda falan oynama yok. Kafası düzgün. Yani etiketleri falan duruyor bütün her şeyi. Bu far büyük ihtimal değişmiş. Yakın bir tarihte. Sıfır duruyor. Bu far eski. Tüfek saçlarında bir şey yok gibi gözüküyor şu anda. Yani benim ilk izlenim bu yönde. Ama işte alttan da bir çasesine, kulesine bakmak lazım. Güzel ya. Kaputunda boya yok ama gamzeler var. Biz zaten boyatırken komple boyatırız bu arabayı. Güzel güzel. Şimdi bence ekspertize gidelim. Etiketleri dediğim gibi içinde de duruyor. Şöyle. Buradan da şasi numarası falan duruyor. Bakalım. Neler göreceğiz ekspertizde. Perde boyasında herhangi bir sıkıntı yok. Torpidomuzda herhangi bir kaplama yok. Az önce yılan kamerayla baktığımda soketimiz yerinde, tarihlerimiz uyuşuyor. Emniyet kemerimiz herhangi bir direnç yok. Aracın airbagleri orijinal. Evet. Direksiyona da baktık ama videoyu tam açamadım arkadaşlar size.
Senin ismin Burak mıydı kanka? Bayram abi. Bayram, Bayram kankam bakıyor şimdi. Okan bizi buraya gönderdi zaten. Okan'ın vasıtasıyla geldik. Antalya'nın gururu Okan Çekiç. Ama kendisi gelmedi Okan. Buradan sana sesleniyorum. Bizi yalnız bıraktın buralarda. Geleceğim dedin gelmedin. Şimdi arabanın ekspertizi bitsin. Onunla ilgili detaylı özet veririm size arkadaşlar. Altında yağ kaçakları var. Zaten BMW'lerde yağ kaçak olmadığı zaman bir sorun var diyoruz falan. Normal şeyler bunlar. Sağ sol yanında boyaları var işte. Değişenlerine falan bakıyorlar. Onun üzerinden ilerleyeceğiz. Alır mıyız almaz mıyız bakacağız. Ekspertizi geldi. Geldiğimizde abi sol ön çamurlu değişen, sol ön kapın boyalı, sol arka kapın sökme takma boyalı, sol arka çamurun tadilat boyalı, sağ arka çamurun tadilat boyalı, sağ arka kapı çıkma parça, sağ ön kapın boyalı, sağ ön çamurun boyalı. Sağ ön kapıda da sökme takma mevcut. Aracın ağır hasarlı değil abi. Motor mekanik kısmına geldiğimizde de abi. Ön salıncaklar, kartelde yağ kaçağı var abi. Şanzımanda yağ terletmesi var. Mekanik olarak abi direksiyon kutusunda boşluk var. Ön takımda bozuk parçaları mevcut. Değişmesi gerekiyor. Arkadaşlar galiba arabamız hayırlı oldu. İstediğimiz fiyatta anlaştık. Süleyman abi çok yardımcı oldu bu konuda. Ona da buradan çok teşekkür ederim. Mutluyuz. Şimdi aracımızın plakaları değişiyor. 59 oluyor araba. Sonra videonun sonunda size bir sürprizim var. Yapabilirsem inşallah çok güzel bir plaka alacağım arabaya. Zaten başlıktan da bunu göreceksinizdir büyük ihtimal. Niyetimiz de o yönde. Arabamız dediğimiz gibi ekspertizde istediğimiz tarzda çıktı. Süleyman abi de çok yardımcı oldu. Antalya'da Demir Otomotiv. Bundan bir iki gün önce telefonda konuştuğumuzda da söylemişti. Ben de o tarz şeylerden çok anlamam. Ne yapmak istiyorsan yapabilirsin dedi kendisi. Artık araba bizim gibi duruyor şu anda. Süleyman abi çünkü plakaları söktü. Evet, arabamız sizinle birlikte serüven başlayacak arkadaşlar. Kameraları söyle bana, söyleme abi. Yayında mıyız? Evet, hayırlı olsun mu? Hayırlı olsun kardeşim. Tamam. Hayırlı olsun, güle güle kullan. Bu arada Demir Otomotiv, Antalya. Ne söylediyse arkadaşlar onunla karşılaşabilirsiniz. Yani bu bir reklam falan değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Süleyman abi çok yardımcı oldu bana. Ne söylediyse hepsi çıktı. Arabada kendisinin olmamasına rağmen ekspertizde aynısı çıktı. Tabii ekspertizde ufak tefek şeyler de vardı ama onlar da normal şeyler. Zaten size söyledik. Ekspertizi bir önceki dakikalarda görmüşsünüzdür. Bizi yedirdi, içirdi. Arabaya hayırlaştık. Çok teşekkürler abi. Eyvallah, eyvallah kardeşim. Vallahi hatta sağ ol. Mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum kardeşim. Eyvallah. Yolumuz açık olsun. Eyvallah, çok sağ ol. Güle güle kullan. Şimdi biz notere geçiyoruz. Aynen, notere ondan geçeceğiz. Devam ederiz. 59 plaka geliyor ama bu neden bilmiyorum. Size söyleyeceğim bunu. Buradan yetkililere sesleniyorum. Özellikle Bora Çiftçi. Senin yüzünden yolda kaldım. Bu arabayla yolda kalacaksın dedin. Yolda kaldım. Bana araba orada. Şu anda araba arkadaşlar şöyle bir durum oldu daha doğrusu. Çıkarken ben şey dedim. Abi bir suyuna bakalım mı dedim. Suyu yani çıkmadan önce suyu yağ kontrol edilir ya. Öyle bir durum gerçekleştirmek istedim. Abi de oradan hala şey yaparken su koyduğumuz bidonu açarken açtı neyse suyu var dedi. Sonra kapattık böyle falan. Bir keyifsiz gittiğini hissettim yani böyle bir hani yanlış takarsın da keyifsiz gider ya. Aynı o şekilde gittiğini hissettim. Abi dedim biraz dedim keyifsiz gidiyor galiba. Yok yok biraderim dedi oturdu dedi. Adam da suçu bu arada. Bence de keyifsiz gitti abi falan. Meğersem gerçekten keyifsiz gitmiş. İnşallah dişi açmamıştır. Bakacağız şimdi. Bir suyunu tamamlayacağım. Allah'tan sarı yandığında hemen çözdük yani. Maalesef bu kapaktan dolayı oldu arkadaşlar. Bakalım şimdi bir su koyacağız ama nasıl ilerleyeceğiz bilmiyorum. İnşallah bir şey yoktur. Burada da acayip sinek var ya. Havasını neyle alacağız? Tornavida falan lazım, o da yok. Bakacağız. Bora Çiftçi ekspertiz yapacağını söyledi. Hadi İlk yapalım. Görüşte aşka inanır mısın hocam? Böyle boyalara takılmıyoruz. Boyalar için boş kar servis biliyorsun. Evet. Yani sana bak, havama atayım şu anda. Havama atayım mı? Macun var, macun. Aynen. Havama atayım mı sana? Bak aynaya bak, aynaya. Katlamalı ayna var. Uzun yol, var. Uzun yol yaşanmış. Uzun yol yaşandı. Antalya'dan geldik. Evet. Güzel bak. Para çok önemli, çok iyi. Yine güzel bir ticaret yapmışsın. İstersen bebekler bebek kafasını açayım sana arabayı. Ne o? Kaputun altı. Ha. Orası daha önemli. Arabanın içine düzgün. Araba yıkık değil abi. Arabanın sadece boyaları kötü şu anda. İç falan düzgün. Var eksileri tabii de. O kadar olur. Sana da bu kadar binsek senin de o kadar eksin olur. Tabii. 2006'dan beri biniyorlar mesela. Öyle düşün.
Hocam bir... NPG mi? Yok, güzel kokuyor. Nitroksit mi? Güzel kokuyor. Belli toplu. Ne diyorsun kafası için? Çok düzgün, gel bak. Veksajını görüyor musun? Evet. Gayet düzgün. Artık önemli olan bunlar bu arabada. Bu dakikadan sonra yok boyaymış, kılmış, dönmüş. Zaten çok öyle işleri yok yani o iş. Baksana etiketleri falan da mı duruyor? Evet. Buradaki orijinal kapı etiketi. 10 üzerinden kaç? Parayla ilişkilendiriyor muyuz? Parayla ilişkilendirsen çok... 10 şey üzerinden 10. Evet. Parayla ilişkilendiriyorsak 10 üzerinden 10. Para çok Ömer'de çok araba abi. Evet. Aksesuar olup da bu kadar temiz olup benim da... Benim arkadaşım da var bundan bir tane. Aynısını aldı. Sıfır motor taktı. Halen daha arabası düzgün değil. Düzgün çalışmıyor. Biz evet. Senin yüzünden yolda kaldık. Evet. Bir oraya bir şey enerjini gönderdin. Evet. Bundan dolayı mı? Evet. Onu değiştireceğiz bugün. Evet Gral, ne yaptın Gral? Neredesin? Aldın ha sonunda. Aldım. Göstereyim mi? Göster göster. Tamam, arkadaşlar adam. Çok sorunlu geçti ya bu satış işi. Böyle gösteriyorum. Videomuz devam ediyor. 3 günden beri bununla uğraşıyorum ama size heyecanlı kısımlarımı paylaşamadım. Kusura bakmayın. Çünkü heyecandan aklıma gelmedi. Instagram'dan bizi takip edenler zaten görmüştür. Orada bir hikaye attım bununla ilgili. Şöyle göstereyim. Şeyi kapatalım. TC tarafını kapatalım. Görüyor musunuz? Bakın ne yazıyor. Ters okuyorsunuz ama 34ATE04. Bu ne anlama geliyor bizim için? 16 sene önceye geri gidiyoruz arkadaşlar. Plakamızı alabildik ama yakında inşallah arabamızı da alabiliriz. Allah kimin gönlünde ne varsa onu en kısa zamanda nasip etsin inşallah size diyorum arkadaşlar. Vallahi bizim için bu biraz duygulu bir şey oldu. Şöyle bir şey yapacağım zaten. 16 sene önce veya 17 sene önce tam hatırlamıyorum. Arabayı ilk aldığımız dönemde bir fotoğraf çektirmiştim arabanın önünde. Şöyle bir otururken. Şimdi bu arabayla da aynı fotoğrafı çekip size bunu post atacağım. Altına da bir şeyler yazarım. Zaten aynı dakikada paylaşılmışımdır büyük ihtimal. Bunun hikayesini birlikte yaşayacağız. Benim için çok önemliydi bu. Oldu, nasip oldu bakalım, hayırlısı. Evet arkadaşlar. Bu plakanın serüveni bizim için çok önemli. Zaten bizi tanıyanlar bilir. 16 yıl önce bizdeydi bu plaka. Şimdi tekrardan nasip oldu. Plakamızı aldık. İnşallah bir gün arabamızda nasip olursa alırız. Kurguyu yaparken şöyle bir şey geldi aklıma. Bu arabayla ilgili hiçbir şey bahsetmemişiz. Bir de hep böyle parça parça videolar var. O yüzden ben size bu arabayı anlatmak istiyorum şu anda. Siz nelerle karşılaşacaksınız onları söyleyeceğim size. Şöyle... 2006 model 316 arkadaşlar. Zaten önceki kısımlarda gördünüz. Ekspertize gittik. Araba alış sürücü oldu. Biliyorsunuz yolda kaldık. Ama yolda kaldıktan sonraki videoyu da çekmemişim. Onu unutmuşum. Tek başıma gittiğim için biraz bunlarla ilgili heyecanlıydım. Kusuruma bakmayın. Hep size böyle dediğim gibi parça parça videolar çekmişim. Arabamız bu. Bu arabayla biraz uzun bir serüvenimiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz şöyle bir motor seçeneği var burada. Peki biz buna ne yapacağız? Gelelim fasulyenin faydalarına. Arkadaşlar biz bu arabaya nasip olursa 6 silindirli bir motor takmayı düşünüyorum. İşte araştırmalarımı yapıyorum şu anda. Nasıl bir şey yapabiliriz? Nasıl bir resmiyete kavuşturabiliriz? Sorunsuz bir şekilde bu arabaya swap yapabiliriz? Onları araştırıyorum. Dediğim gibi bunları da hepsini size tek tek anlatacağım. Bu arabayı tercih etmemizdeki amaç sunroofsuz zaten biliyorsunuz. Burası karbon tavan olacak arkadaşlar nasipse. Sağ sol yanlarında boya vardı zaten. Kaputunda, bagajında, tavanında boya yoktu. Şöyle bir margin patlakları var. Bunları her şeyle toparlanacak. Belki arabanın da rengini değiştirebiliriz. Ona tam emin değilim. Bir individual bir renk yapmayı düşünüyorum. Nasip olursa onu da yapacağız. Plakamızı taktık ya. Boya yapılması gereken birçok yeri var. Zaten videonun bir önceki kısımlarında gördünüz. Kazıtıp boyatacağız. Ama belki dediğim gibi renk değiştirebilirim. Individual bir renk tercih edebiliriz. Tavanını değişecek. İşte bütün her şey restorasyon olacak. Alt takımı değişecek. Swap
yapacağımız arabaya göre bir alt takım yapmamız gerekiyor. Belki arkaya bir cage gelebilir. Bunları hep birlikte göreceğiz. Güzel olacak ya. Sizle bu arabayı komple baştan aşağı serüvenini çekeceğim. Arabamız güzel. 2-3 haftadan beri biniyorum. Biliyorsunuz daha önceki kısımlarda bir hararet sıkıntısı yaşamıştık. Kapaktan atmıştı. Gerçekten o kapaktanmış. Ondan sonra gelene kadar hiçbir sorunla karşılaşmadım. Daha sonra bir hararet bile yapmadı araba. Su da eksiltmedi. Bu bizim için güzel bir şey. Ya zaten motoru değiştireceğiz ama bizim amacımız oradan yani Antalya'dan İstanbul'a gelmesiydi arabanın. Ama şu anda da kullandığımız bir araba olduğu için sorunsuz biniyoruz. Belki içinde değişiklikler yapacağız. Yani belki ekranda bir torpidoya geçebiliriz. Kaç bölüm olur, nasıl olur bilmiyorum. Hepimiz birlikte göreceğiz bunları. Kimin gönlünde hangi araba varsa en kısa zamanda nasip olur inşallah. Dediğim gibi biz plakamızla başladık. İnşallah bizi tanıyanlar bizim neyi sevdiğimizi biliyordur zaten. Onunla da tekrardan bir gün kavuşuruz diyorum. Sizlerle bu arabayı yapıyoruz. Bilginiz olsun. Yani benim bu arabayı almamdaki sebeplerden bir tanesi de sizlersiniz. Bunu bilin. Sizlerle bir şeyleri başardığımızı göstermek için bu arabayı aldım diyebilirim. Bu tarz serüvenleri sevdiğinizi biliyorum. Bir sonraki video ne zaman gelir bilmiyorum. Detaylı bir şekilde ilerleyeceğiz. Ne diyoruz? Üçte olsun, güçte olsun diyoruz. Abone oluyoruz, beğeniyoruz, yorum yapıyoruz. Bu arabayla da ilgili yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Sizce hangi motora takacağız? Rengi ne olsun sizce? Değiştirelim mi veya da değiştirmeyelim mi? Aşağı yorum olarak belirtirseniz. Bir sonraki videoda bunları da yorumlarız hep birlikte. Güzel olur. O zaman görüşürüz. Plakamız güzel oldu. Artık bırakmayız bu plakayı inşallah. Arabalarda cam filmi lumar 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 tasarruf tüm olay.